Parti nasıl kapatılır? Bir, Adalet Bakanlığı başvurabilir. Mecliste grubu olan bir parti başvurabilir. Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı dava açabilir. Yargıtay sadece bir inceleme başlatmış. Bunun rutin bir inceleme olduğunu biliyoruz. Adalet Bakanlığı kamu adına harekete geçmiyor. Mecliste grubu olan ve kongrelerini tamamlamış olan hiçbir parti de gidip başvurmuyor. Çünkü orada bir şart var. Burada üç hukukçu arkadaşımız var. Diyor ki başvuru dilekçesi bir başka partinin kapatılması için başvuru dilekçesi verecek olan bir partinin kongresini tamamlamış olması, MYK üyelerini ya da işte genel başkan yardımcılarının üçte ikisinin de o dilekçede imzasının olması falan gerekiyor. Bunu Türkiye'de yapabilecek hangi parti var? İyi Parti var. CHP var. Adalet ve Kalkınma Partisi var. MHP var. Örnek. CHP zaten HDP'nin kapatılmasına karşı İyi Parti kendi pozisyonunu ortaya koydu. E o zaman gitsin AKP mesela iktidar partisi olarak bu kadar şikayetçi ise gitsin başvursun. Bunun için hadi e, şunu diyebilirler efendim yeni kongremizi tamamlamadık. E, 24 Mart'ta kongresini yapacak AKP. Grup seçimini yapacak, yönetimini seçecek gidip başvurabilir. Ama AKP bunu yapamaz. Niye yapamaz biliyor musunuz? Çünkü dün benim elime gelen bir araştırmaya göre AKP Genel Merkezi'nde de değerlendirilen bu araştırmaya göre AKP seçmeninin yüzde 38'i HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyor ve karşı çıkıyor. Bakın bunu bilgiye dayalı söylüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Sayın Erdoğan siyaseti iyi okuyan ve kamuoyu araştırmalarını da belki de Türkiye'de en fazla önemseyen bir genel başkandır. HDP'yi kapatmanın herhangi bir çözüm getirmeyeceğini, HDP'yi kapatmanın oradaki 6 milyon oy akışını da başka bir partiye ya da kendisine yönlendirmeyeceğini çok iyi görüyor. İki, neyi görüyor Sayın Erdoğan? Bugün Kürt, kendisini Kürt olarak ifade eden seçmenlerin en çok oy verdiği parti hangisi? HDP. AK Parti. İkinci AK Parti. Hayır. Hadi tersin söylediğiniz gibi olsun. Tüm, öyle kabul edelim. Tüm Türkiye yapınca tamam, AK Parti. Tamam öyle kabul edelim. Kürtler en çok AK Parti'ye oy veriyor. Sizin söylediğiniz gibi olsun. <laughs> HDP'nin kapatılması AK Parti'ye oy veren Kürt seçmende de farklı bir duygu yaratabilir korkusundan dolayı AKP harekete geçmiyor. Bunun tabii dış dinamikleri de var. Parti kapatan bir iktidar olmak istemiyor haklı olarak. Ama burada aslında bizim konuştuğumuz şey siyaseten ve hukuken ayıp. Neden ayıp biliyor musunuz? Neyi konuşuyor partilerin genel başkanları? İki partinin genel başkanı iktidar partisinin HDP kapatılsın mı, kapatılmasın mı? Ya bu siyasetin işi değil ki bu hukukun işi. Eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Masası buna ilişkin bir incelemeyi başlatır ve bu inceleme soruşturmaya dönerse kendi safasında gider. Ama bir de dillendirilmeyen bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi de MHP de mevcut Anayasa Mahkemesi'nin Böyle bir kapatma davasında HDP'yi kapatmayacağından dolayı da bir kaygı duyuyor. Evet. O, o yüzden yeni anayasa madde. tartışmalarıyla birlikte yüksek yargının da yeniden şekillendirilmesi, anayasaya eklenecek yeni maddelerle partilerin hazine yardımının kesilmesinin kolaylaştırılması ve parti kapatmanın da kolaylaştırılması da konuşuluyor. Başka ne konuşuluyor? Anayasamızın 90. maddesinde yer alan, özetleyerek söylüyorum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlayıcılık kararının da kaldırılması konuşuluyor. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuzda daha totaliter bir anlayışın Türkiye'ye hakim kılınmak istediğini görüyoruz. Ben kendi pozisyonumu açıklayayım kişi olarak. Bir, partileri halk açmalı ve halk kapatmalıdır. Eğer HDP'nin bir milletvekili teröre bulaşmışsa burada üç hukukçu arkadaşımız var. Anayasa 14 zaten fezzekeye, mezzekeye şuna buna sürece mürece bakmıyor. Değil mi Sayın 83. Hocam? 83. 83. Hayır hayır. Devletin birliği ve bütünlüğüne karşı ağır işlenen ağır cezalık suç hallerinde... ondan, ondan kastederek ederek çıkıyorum. Tabii ki 83 dokunulmazlığı doğrudan düzenliyor. Anayasa 14'ten bahsediyorum. Temel haklar. Temel yani o nedir? Devletin birliğine, bütünlüğüne karşı işlenmiş suçlar, katalog suçlar kapsamındadır. Bunun için zaten Cumhuriyet savcısı o milletvekiline suçüstü yaptığı takdirde dokunulmazlığı otomatikman kalkar. Basitleştirerek anlatıyorum. O kötüye anlatıyorum. kullanma. İşte, ayrı, basitleştirerek Temel anlatıyorum. Yani olur, çok evet. gecenin bu saatinde izleyicilerimizi yormayalım diye. Burada eğer bir HDP milletvekili suça bulaşmışsa bunun yöntemi çok basittir. İsmini vermeyeceğim. Bir HDP milletvekili bir cinsel saldırıyla suçlandı. Evet. Bütün partilerde bunun üzerinde mutabık kaldı. Yani ne oldu? Şey. Tak diye savcılıktan evet. fezlekesi geldi komisyona, davet edildi komisyon, genel kurula gönderdi, genel kurul dokunulmazlığını kaldırdı ve şu anda yargılanıyor. Belki beraat edecek, bilmiyoruz. Yani dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Belki de ceza alacak, milletvekilliği düşecek. Bir parti kapatmaya karşıyım. İki önümüzdeki sürecin en çok tartışılacak konularından biri olan. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına da karşıyım. Az önce pozisyonumu söyledim. Anayasa 14'e ve Anayasa 83'e göre milletvekili zaten terör suçu işlemişse, yüz kızartıcı bir suç işlemişse onun dosyası anında getirilir ve <laughs> dokunulmazlığı kaldırılır. Milletvekiline verilen dokunulmazlık milletvekilinin şahsına verilmiş bir kişisel imtiyaz değildir. Milletvekili dokunulmazlığının hukuk literatüründeki karşılığı tutuklanmama hürriyetidir. Bu dünyada da böyle adlandırılır. Tutuklanmama hürriyeti. Neden? Milletvekili parlamentoya gittiğinde <laughs> iktidarın baskısı altında kalmasın. Hiçbir güç odağının baskısı altında kalmasın. Sesini özgürce duyurabilsin. Kamu adına soru sorabilsin. Kamu adına denetleyebilsin. Ve ona hiç kimse düşüncelerinden ötürü gerek parlamento kürsüsünde yaptığı konuşmadan gerek parlamento dışında yaptığı konuşmadan dolayı dokunamazsın. Şimdi düşünün bir milletvekili bir işkence vakasıyla karşı karşıya geldi. Bir yurttaş geldi dedi ki ben işkenceye uğradım. Bunlar da kardeşim benim işte raporlarım. Milletvekili o işkencenin üstüne nasıl gidecek? Elindeki belgelerle parlamento kürsüsünden konuşacak. İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi verecek. O görevliler hakkında suç duyurusunda bulunacak. Ama bütün bunları yapabilmesi için bir hukuki zırhın oluşması gerekiyor ki iktidar ya da güç odakları o milletvekilinin üzerinde baskı kuraması.